Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdü sana ve süyümlük Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e çeksiz durut salamlarımızın yollagan dikin. Hürmetlik reisim, kıymetlik arkadaşı ictimai teşkilatlarının rehberleri, aziz halkım, hanımlar, efendiler, umak prezentlerimiz, Halkara Şark Türkistan Teşkilatlar Birlik tarafından her yılı ötküzüp kilovatkan kırındaşlık iptar dastıkınımızga yakın yaraktan kadem taşırıp kıpegelikini afşun hem Allah'a ayrım ayrım rahmetimizin bildirimiz. Allah razı olsun. Sayın Başkanım, kıymetli protokol, çok değerli sivil toplum kuruluşları, başkanları ve temsilcileri, aziz milletim, hanımlar, beyler, sevgili çocuklarımız, Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği tarafından her sene düzenlediğimiz kardeşlik iftar soframıza aramızda bulunduğunuz için, bizleri yalnız bırakmadığınız için, şu güzel Türkiye'mizde Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği şehri İstanbul'da Ramazan bereketiyle, kardeşlik sevinciyle buluştuğumuz bu sevinçle beraber ana vatanımız Doğu Türkistan'da şu mukaddes Ramazan orucunu bile tutamayan milyonlarca kardeşlerimizin iztirabı gönlümüzün derinlerinde hissettiğimiz bu günlerde bizleri yalnız bırakmadan aramızda bulunduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Bugünkü bu güzel sorunumuz ne? Kur'an-ı Kerim tilaveti bilen başlayımız. Tilavet kılış için Abdülcelil Karim'le sahneyi teklif kılmen. Kıyın merhamet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâs. Kadirlik mihmanlar, Halkara Şarık Türkistan Teşkilatlar Birlik Reisi, hürmetlik Hidayetullah Oğuzhan Efendim'ni içilik sözü kılış için teklif kılmaz sekniğe kendi merhamet. Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği Başkanı Sayın Hidayet Oğuzhan Başkanımızı kürsüye davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli Başkanım, çok muhterem büyüklerimiz, sivil toplum kuruluşları, temsilcileri, kanaat önderleri ve aziz halkımız. Bugün
Bu mübarek Ramazan ayının evveli rahmet olan ve şu an mağfiretine başladığımız, feyz ve bereketine nail olmaya davet edildiğimiz bu mübarek günde hepinizle buluşmaktayız. Değerli büyüklerim, aziz hemşehrilerim, Allah Teala'nın bizim için hem sağlığımız açısından hem maneviyetimiz, kalbimiz, imanımız, itikadımız, canımız ve malımızın temizlenmesi, yeniden ihya edilmesi için fırsat tanınan bu mübarek ayda, bu güzel ortamda bizi buluşturan Ramazan, teravih, oruç, iftar gibi bütün bu fiili ibadeti, manevi temizlik hareketinin tam ortasında feyz ve bereketinden faydalanıyoruz ve bizim gibi Doğu Türkistan camiası için özellikle milyonlarca halkımız, 40 milyon insanın bugün şu an veya saat farkıyla sabahı ve gündüzü ve akşamı olmak üzere bu mübarek ayda bütün İslam dünyasının coşku, heyecan içerisinde bu mübarek ayı yaşarken halkımız Doğu Türkistan'da maalesef hiçbir şekilde ne orucu tutabiliyor ne hiçbir dini ibadeti icra edebiliyor. Hal böyleyken bizlere Allah Teala hür dünyada, güzel Türkiye'mizde İslam'ın ve Müslümanlığın, Türklerin ve bütün ümmetin son kalesi olarak ümitle bakılan bu merkezde, bu başkentte olmak bizim için her lemhası, her fırsatı oruç açarken, iftar oruç yapar, oruç tutarken, iftarımızı açarken ve bütün anlarımızda yaşadığımız bütün özellikler bu bizim için bir bayram nitelikte taşımaktadır. Bunun için Allah Teala'ya ne kadar şükranlarımızı sunsak, hamd etsek az kalır. Onun için bugün buraya toplanmamızın asıl maksadı hem bu nimeti beraber şükredelim, kardeşliği pekiştirmek, birlik beraberliğimizi daha da güçlendirmek için bu muhaciret dünyasında Doğu Türkistan'ı temsil eden bir topluluğun içtimai, İslami ve her açıdan tek yürek, tek kalp olarak bir noktada açılan çiçek gibi kendimizi izhar etmek için burada toplanmış bulunuyoruz. Buraya davetimizi icabet ederek, kabul ederek teşrif eden büyüklerimizi, sivil toplum kuruluşları, başkanları, temsilcilerini ve siz aziz halkımızı teşekkür ve minnetlerimizi bildiriyorum. Aslında Doğu Türkistan'la ilgili olsun ve birçok meselede uzun uzun konuşabiliriz. Ancak burada zamanımız kısıtlı ve konuşmasını umduğumuz, ümit ettiğimiz büyüklerimiz var. Onlara da vakit vermek istiyoruz. İnşallah bu iftarın sonuna kadar beraber olmayı, iftardan sonra da namaz kılıp bu faaliyet tamamen duayla bitene kadar herkesin burada sabirle bizimle iştirak etmesini, müşterek bir şekilde bu faaliyetin bitmesini beklemenizi arzu ediyoruz. Sözümü bitirerek şimdi teşekkürler ve minnettarlığımı sunuyorum. Sayın Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli Hazırun, Başkanımızın konuşmalarında aslında çok güzel özetledi Doğu Türkistan'daki durumu. Sözüne küçük bir anekdot eklemek isterim. Hemen çünkü bayağı yerli kardeşlerimiz de aramızda bugün. Hemen arkamızda gördüğünüz Doğu Türkistan'ın Kaşgar şehrindeki en büyük camimiz. Şimdi oruç bile tutamadığımızı, bu Ramazan'ın bereketinden hiçbir şekilde hiçbir ibadet yasaklandığını söyledi ya başkanımız.
belki düşünebilir, ekranları başındaki kardeşlerimiz de düşünebilir. Hani arkanızdaki bu fotoğraf, bu bizim gönlümüzdeki Doğu Türkistan böyle bir yerdi. Şu an fotoğraflara telefonunuza Kaşgar Eğitgah Camisi diye yazarsanız bomboş işgalci Çinli askerleri, polisleri göreceksiniz. Hiçbir şekilde böyle bir namaza hasret Doğu Türkistan. Biz niye bunu koyduk? Bomboş camiyi niye koymadık? Biz mutlaka Doğu Türkistan'ı bir gün bu hale getireceğiz. Bağımsızlığımızı mutlaka alacağız. O kalbimizde o olduğu için bunu koyduk kardeşlerim. Ama Doğu Türkistan'da şu an bırakın böyle toplanıp iftar açma. Hiçbir şekilde 3-5 kişi bir yere toplanması iftar için ya da gecesi sahur için evinin ışığını bile yakamaz. O durumda yaşıyor. Tespit edilenler yıllarca hapse mahkum ediliyor. Niye? Oruç tuttun diye. Bunu yaşamakta kardeşlerim Doğu Türkistan halkı. Sırada İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Sayın Bülent Yıldırım Başkanımızı sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. İHH İnsani Yardım Vakfı Reisi Hürmetlik Bülent Yıldırım efendim. Bizge söz kılmakçı, kıyın merhamet.